Bu videoda 1 bölü 4 artı 3 bölü 5 eksi 3 bölü 10 işleminin sonucunu arıyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurmanızı ve bu işlemi kendi kendinize çözmeye çalışmanızı istiyorum. Denediğinizi ve çözümü bulduğunuzu varsayıyorum. Hadi gelin şimdi de soruyu birlikte çözelim. İşleme baktığınızda toplama ve çıkarma yapmamız gereken kesirlerin paydalarının farklı olduklarını siz de hemen görmüşsünüzdür ve bu işlemleri yapabilmek için kesirlerin paydalarının eşit olması gerektiğini biliyoruz. Paydaları eşitlemek için ne yapmamız gerekiyor? 4, 5 ve 10'un ortak katını bulmamız gerekiyor. Herhangi bir ortak katları işimizi görecektir ama her şeyin daha kolay olması için her zaman en küçük ortak katı bulmaya çalışmalıyız. En küçük ortak katı bulmanın en kolay yoluysa bu sayılar arasından en büyük olanını alıp katlarını diğer ikisine de bölünen sayıyı bulana kadar artırmak. Evet, 10'la başlıyorum. 10, 5'e bölünür ama 4'e bölünmez. Sırada 20 var. 20, hem 5'e hem de 4'e bölündüğü için, 4, 5 ve 10'un en küçük ortak katı 20'dir diyebiliriz. Şimdi de, bu kesirlerin paydalarını 20'ye eşitlemem gerekiyor. Yani hepsini, 1 sayı bölü 20 olarak yazmaya çalışacağım. Önce 1 bölü 4 ile başlayalım. Paydaya 20'yi koyalım. 4'ü 20 yapmak için 5 ile çarpmamız lazım. E paydayı 5 ile çarpıyorsak, payı da 5 ile çarpacağız. Böylece pay 1 çarpı 5'ten 5 olacak. 1 bölü 4 ile 5 bölü 20 aynı kesir. Çünkü 5, 1 çarpı 5, 20 de 4 çarpı 5'tir. Sırada 3 bölü 5 var. Paydaya yine 20'yi koyuyorum. Paydada 20 elde etmek için 5'i 4 ile çarpmam gerekir. O zaman payı da 4 ile çarpacağız. 3 kere 4, 12 eder. Son olarak 3 bölü 10'un paydasını 20'ye eşitlersek her şey tamam olacak. 20 elde etmek için onu 2 ile çarpmamız gerektiği için payı da 2 ile çarpıp 2 çarpı 3'ten 6 elde edeceğim. Artık eşittir işaretini de koyup işlemi yapabiliriz. 5 bölü 20 artı 12 bölü 20 eksi 6 bölü 20. Bu işlemi değişik şekillerde yapabiliriz. Mesela 5 bölü 20 artı 12 bölü 20 eksi 6 bölü 20 işlemini doğrudan yapabilirsiniz. Ama ben şöyle kocaman bir kesir çizgisi çizip paydaya 20, paya da 5 artı 12 eksi 6 yazacağım. Peki bu neye eşittir? 20'yi paydaya koyalım. 5 artı 12 17 yapar. Eksi 6 da 11 eder. Yani sonuç 11 bölü 20'ymiş. 5 bölü 20'ye 12 bölü 20 ekleyip toplamdan 6 bölü 20 çıkardım ve sonuç 11 bölü 20 oldu. Bu işlemlere iyice alışmak için bir tane daha yapmaya ne dersiniz? Bu seferki işlemimiz 4 bölü 9 eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Önce videoyu durdurun ve kendi kendinize çözmeye çalışın, olur mu? Yapmamız gereken ilk şey neydi? Evet, kesirlerin paydalarını eşitleyeceğiz. Kısacası, 9, 6 ve 3'ün en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. En büyük sayı olan 9'la başlıyorum. 9, 3'e bölünür ama 6'ya bölünmez. Bulacağımız sayının hepsine bölünmesi gerektiği için 9'un ikinci katına geçiyorum. 9'un sıradaki katı 18. 18, hem 9'a hem de 6'ya ve 3'e bölünür. Öyleyse aradığımız ortak kat 18'miş. 4 bölü 9'la başlıyorum. Paydada 18 elde etmek için 9'u 2 ile çarpmam lazım. O halde, 4'ü de 2 ile çarpıp, Paya 8 yazıyorum. İlk kesrimiz 8 bölü 18. Sırada 1 bölü 6 var. Payda da 18 elde etmek için 6'yı 3 ile çarparız. 1 çarpı 3, 3 eder. Paya da 3 geldi. Son olarak bir de 1 bölü 3 var. E paydanın 18 olması için 3'ü 6 ile çarpmam gerekir. O yüzden 1'i de 6 ile çarpıyorum. Böylece bu kesir de 6 bölü 18 oldu. Bunu bulmanın başka bir yolu da paya gelecek sayı için 18'in 1 bölü 3'ü kaçtır diye düşünmektir. 18'in 1 bölü 3'ü 6'dır. 18'in 1 bölü 6'sı 3 ve yine 18'in 4 bölü 9'u da bu işlemi aklımızdan yapmak diğeri kadar kolay değil ama 8'e eşittir. Kesirlerin paydalarını eşitledim ve fark ettiyseniz yukarıda kullandığım renkleri kullandım. Yukarıdaki işlemle 8 bölü 18 eksi 3 bölü 18 artı 6 bölü 18 tamamen aynı işlem. Şimdi eşittir diyelim. Paydanın 18 olacağını biliyoruz. 8 bölü 18 eksi 3 bölü 18 5 bölü 18 eder. Artı 6 bölü 18 de 11 bölü 18'dir. İşte bu kadar.